Hemen sorumuzu alalım. Kopyaladık. Yapıştırdık yorum satır olarak. Okuyalım şimdi. Kullanıcı adı ve şifre isteyen. Eğer ikisi de doğru ise ekrana şifre doğru yazan herhangi biri ya da ikisi birden yanlış olduğunda ekrana kullanıcı adı ve şifre yanlış mesajı veren programı aşırı yüklenmiş operatörler yardımıyla oluşturunuz diyor. Hemen öncelikle tanımamızı yapalım. Neymiş istediği bizden? Öncelikle kullanıcı adı ve şifreyi programa vereceğiz biz. Kullanıcı dışarıdan kullanıcı adı ve şifre girecek. Eğer ikisi de doğruysa kullanıcı adı ve şifre doğru. Herhangi birisi yanlışsa yanlış diyecek. Onun için hemen öncelikle kullanıcı adı ve şifreyi string tanımlayacağımız için include string yazalım. String kütüphanesini programa dahil edelim. Hemen class'ımızı oluşturalım. Class giriş olsun sınıfın adı. Çünkü giriş bir programa giriş için kullanırız bunu böyle örnekleri. Ne olsun mesela? String türünden ID olsun. Kullanıcı adının gizlisi. Ve şifre olsun. Public olarak yapıcı fonksiyonumuzu tanımlayalım. Giriş. Ne olacak? String. A virgül string. B değil hatta S olsun. Baş harfleri olsun. Pardon. I virgül S olsun. Daha iyi olsun. ID eşittir I nokta virgül S pardon şifre eşittir S. Burada ne yaptı? Kendi parametre olarak aldığı değerleri kullanıcı adı ve şifreyi atadı. Yani private değişkenden atadı. Şimdi iki nesne oluşturalım. Hemen nesnelerimizi oluşturalım. Giriş. Şifre diyelim. Gerçek bizim programımıza önceden verdiğimiz kullanıcı adı ve şifre olsun. Mesela Suha virgül ne olsun? Şifremizde kendim direkt örneğin CTRL Suha diyeyim. Şifre böyle olsun. Kullanışlı bir şifredir. Kendimiz yine bir örneğin ne tanımlayabiliriz? Bunun adı ne olsun? Bir nesne daha tanımlayacağız. Girilen olsun. Dışarıdan girilen şifre için. Bu parametre almayacak. Onun için varsayılan yapıcı fonksiyonumuzu tanımlamamız lazım. Hemen tanımladık varsayılan yapıcı fonksiyonumuzu. Şöyle yapalım. Çünkü dışarıdan bir değer girdiğimizde bunu sorgulayabilmemiz için bir sınıfa atmamız gerekecek. Onun için şunları public yaparsak dışarıdan girdiğimiz mesela girilen nokta ID olarak direkt alabiliriz. Şunu şuradan kesip şuraya yapıştırdığımız zaman dışarıdan direkt erişebileceğiz bu değerlere. Örneğin şöyle bir şey yaptığımız zaman cout diyelim. Kullanıcı adını istedik. Scene. Kullanıcı adı girilen nokta ID olabilir mesela. Yine cout. Hatta bunu yine her zamanki gibi kolaylaştıralım. Üzerine değişiklik yaparak halledebiliriz. Bu da girilen nokta ID değil de şifre olsun. Şifre yatsın. Burada kullanıcı adı kullanıcı ya buraya direkt şifre yazalım. Şifre. Tamam. Kullanıcı adı ve şifreyi aldı. Girilen nesnesinin yani bu da giriş sınıfından girilen nesnesinin parametrelerine private değişkenler atadı. Aynı şekilde yapıcı fonksiyonla SOA ve CTRL SOA olan gerçek şifrelerimizi atmıştık. Şimdi şöyle bir sorgu yapsın. If aşırı yükleme fonksiyonumuz burada devreye girecek. Şifre eşit. Neydi? Girilen mi? Eğer eşitse zaten cout şifre doğru diyecek. Böyle demesini istemişti program bizden. Soru bizden. Şifre doğru. Değilse zaten onu da şöyle tanımlayalım. Else
Siyahut. Şifre ve kullanıcı adı. Adı yanlış. Ona da endline diyelim. Alt satıra insin her zaman. Şimdi eşleşti operatörü aşırı yüklememiz gerekiyor burada. Çünkü bu operantlara çalışamaz yazıyor üzerinde durduğumuz zaman. Hemen eşleşti operatörü aşırı yükleyen fonksiyonu yazalım. Bu da neydi? Giriş türünden bir nesne döndürmeli. Giriş başvuru türünden giriş sınıfından başvuru türünden bir nesne döndürsün. Operatör ne yapacak? Eşit eşit parametre alacak. Onlar da nedir mesela? Giriş türünden yine parametresi olacak. Yani operatörün sağındaki nesne parametresi olacak. Çağıran nesne de operatörün solundaki nesne olacak. Giriş türünden C de olsun bu da. Bir isim verebiliriz, fark etmez. Şurada ilk olarak sorgulayacağı şey if diye sorgulayacağız. Yapacağız. Bunun id değerleri. Id eşit eşit mi? C nokta id'ye. Eğer öyleyse ne yapacak? Hemen burada ikinci if'imizi de dolduruyoruz. Kullanıcı adımızı sorguluyoruz. Kullanıcı adımızı sorguladık. Şifremizi sorguluyoruz. C nokta şifre. Tamam. Eğer bu şekilde hem şifre hem kullanıcı adı doluysa return 1 döndürecek. Çünkü istediğimiz işlem doğru. Fakat burada birinin altını çizdi, bakıyorum. Evet, return 1 dedik ama fakat bunu başlarken yanlış yapmışız. Bool türünden olmalı bunun dönüşleri. Yani 1 ya da 0 döndürmeli. Karşılaştırma işlemlerinin hepsi 1 ya da 0 döndürür. Else diyoruz. Return yani şifre yanlışsa 0 döndürsün. Aynen kullanıcı adı da direkt şifreye gelmeden yanlış çıkarsa yine return 0 yapsın. Şimdi bakalım programımız çalışacak mı? Hatalı bir şifre girelim. Örneğin kullanıcı adı doğru olsun. Suha diyelim. Fakat şifre 1, 2, 3, 4 olsun. Şifre ve kullanıcı adı yanlış dedi. Programımızı tekrar çalıştıralım. Kullanıcı adı ve şifre doğru şekilde çalıştıralım. Suha CTRL Suha. Gördüğünüz gibi şifre doğru yazdı. Bu şekilde karşılaştırma işlemimizi karşılaştırma operatörüne aşırı yükleyerek halletmiş olduk. Operatörlerin aşırı yüklenmesi ünitemizin sonuna geldik. Bu son sorumuzdu. Elimden geldiğince size soruları iyi anlatmaya çalıştım. Bir sonraki ünitemizde tekrar görüşmek üzere.